Kanal Üç ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. Hafta içinden öne çıkan gelişmelerle karşınızdayız. Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar'da kurulacak olan Afyonkarahisar Sağlık Endüstri Bölgesi Yönetimi AŞ'ye, Afyonkarahisar Belediyesi ve İl Özel İdaresi'ni istihdar olmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın onay verdiğini duyurdu. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Afyonkarahisar Belediyesi ile İl Özel İdaresi'nin Afyonkarahisar'da kurulacak olan Afyonkarahisar Sağlık Endüstri Bölgesi Yönetim AŞ'ye hissedar olmasına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onay verildiğini açıkladı. Afyonkarahisar Evciler İlçe Kadın Kültür Evleri'nde kurulan atölyede kadınlar tarafından günlük yaklaşık 400 kilogram çikolata üretilmeye başlandı. İncila ismiyle zincir marketlerde yerini almaya başlayan çikolatanın şimdi de ihraç edilmesi için çalışmalara başlanırken, kadınlar ürettikleri çikolatayla sadece Türkiye'nin değil dünyanın ağzını tatlandıracak. Kadınlar İncila ile Türkiye ile birlikte dünyanın ağzını tatlandıracak. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek tarafından hayata geçirilen Kadın Kültür Evleri projesi tüm hızıyla devam ederken, ilçelerde kurulan kültür evlerinde kadınlar birçok alanda üretim yapıyor. İlçelerdeki kadın kültür evleri arasında en dikkat çekici olanı ise Evciler ilçesinde kurulanı. Evciler Hükümet Konağı binası zemin katında yapılan atölyede kadınlar İncila markası ile doğal çikolata üretimine başladı. Kadınlar üretimini yaptıkları doğal çikolata ile aynı zamanda aile ekonomilerine de destek sağlıyor. Yaklaşık 10 kadının çalıştığı atölyede kadınlar profesyonel şekilde doğal çikolata üretiyorlar. Atölyeyi ziyaret eden ve çalışmalar hakkında bilgiler alan Vali Çiçek, 25 kadın kültür evi içerisinde en dikkat çekici olanın Evciler ilçesinde kurulan kadın kültür evi olduğunu dile getirdi. Artık Evciler deyince aklımıza çikolata gelecek. Biz Evcilerin çikolata diyarı olarak tanınması için elimizden ne gelirse yapmaya kararlıyız. 25 tane bildiğiniz gibi kadın kültür evimiz var, 17 tane kadın kooperatifimiz var. Bunlarla birlikte her bir ilçede başka bir ürün üretirken kaymakamımız çikolata üretmek istediğini, bu konuda Evciler kadınlarının çok çalışkan ve çok bilgili olduğunu, burada bir kültür olduğunu iletmişti bize. Biz de kendisine gerekli desteği verdik. Üretilen çikolatanın Türkiye'nin birçok bölgesine gönderilmeye başlandığını vurgulayan Mali Çiçek açıklamalarını şöyle sürdürdü. Özellikle Evcilerin çalışkan kadınlarıyla beraber belediye başkanımızın ve buradaki il genel meclis üyelerimizin desteğiyle muhteşem bir atölye imalathane yaptılar. Arkasından ürünler üretmeye başladılar. Bugün Türkiye'nin her yerine Evciler çikolatası gönderiyorlar. Özellikle tarım kredi kooperatifleriyle yaptıkları anlaşmalarla 5 ton ilk etapta 5 tonluk bir anlaşma imzaladılar. Fakat devamı her ay için gelecek bir anlaşma bu. Evciler Kaymakamı Enes Emircan Buyuran atölyede günlük 400 kilogram çikolata ürettiklerini dile getirdi. Burada marjinal bir fikir ürettik. Çikolata üretmeye başladık. İlk etapta basit bir şekilde başladığımız çikolata üretiminde bugün bir imalathane açtık. Temperleme makinelerimiz, endüstriyel buzdolaplarımız, her şeyimiz hazır. Günlük şu anda sadece 400 kiloluk bir üretimimiz var. Birçok markete, ulusal markete satışlarımız devam etmekte. Tarım kredi kooperatifleriyle anlaşma yaptık. Şu anda aylık olarak 5 tonluk onlara bir üretimimiz var. 5 tonluk ürün üretiyoruz, gönderiyoruz. Sanal marketler noktasında başta albikiro.com olmak üzere tüm sanal marketlerde satışımız devam etmektedir. Öte yandan atölyede üretilen çikolataların Türkiye'nin ardından ilerleyen günlerde yurt dışına da ihraç edileceği belirtildi. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek her fırsatta Afyonkarahisar ve ilçelerinde ziyaretlerini sürdürüyor. Bu kapsamda Vali Çiçek, Veysel Eroğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret ederek gençlerle sohbet etti. Afyonkarahisar Veysel Eroğlu Gençlik Merkezi'ni ziyaret eden Vali Gökmen Çiçek, gençlerle bir araya geldi. Af dilemeye geldim, affa layık olmasam da. Programda müzikal etkinlik ve müzik dinletisi gerçekleştirildi.
gençlerle sohbet eden Vali Çiçek, tecrübelerini paylaştı, gençlerin çeşitli konulardaki sorularına yanıt verdi. Vali Gökmen Çiçek, program esnasında gençleri Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile telefonla görüştürdü. Sizden ricam, lütfen buraları çok iyi değerlendirin. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Ali Özkayı ve İbrahim Yurdunu Seven, Afyonkarahisar Merkez 2. Organize Sanayi Bölgesi'nin imar planının tasdik edildiğini açıkladılar. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek Milletvekilleri, Afyon Merkez 2. OSB Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser, Afyon Merkez 2. OSB Yönetim Kurulu Başkan Vekilleri Burhanettin Çoban'la Erdal Karaman ve Afyon Merkez 2. OSB Yönetim Kurulu'nun büyük emek sarf ettiği Afyon Merkez 2. OSB'nin imar planı tasdik edildi. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekilleri Profesör Doktor Veysel Eroğlu, Ali Özkaya ve İbrahim Yurdunseven sosyal medya hesaplarından Afyonkarahisar Merkez 2. OSB konusunda yaşanan önemli bir gelişmeyi paylaştılar. Eroğlu, Afyonkarahisar'ın gelişen ve büyüyen sanayisiyle üretim ve istihdam daha da artacak, hem ilimiz hem de ülkemiz kalkınacaktır. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından Afyonkarahisar Merkez 2. OSB'nin imar planı tasdik edilmiştir, dedi. Özkaya yaptığı açıklamada, Türkiye'de başlangıcından itibaren Yeşil OSB olarak kurulma sürecinde önemli adımlar attığımız Afyon Merkez 2. OSB imar planı onandı, dedi. Özkaya, Sanayi Bölgeleri Genel Müdürü Fatih Turan'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Yurdunu Seven'se yapımını Afyonkarahisar Valimiz ve milletvekillerimizle beraber yoğun çaba sarf ettiğimiz Afyonkarahisar Merkez 2. OSB'nin imar planı Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız tarafından onaylandı. Şehrimiz için hayırlı olsun, diye konuştu. Bir numarayız. Haftanın öne çıkan en önemli başlıklarından biri de 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'ydü. Bu kapsamda Afyon Gazeteciler Cemiyet tarafından gala gecesi düzenlendi. Gecede yerel medya eğitim seminerine katılarak belge almaya hak kazanan basın mensuplarına belgeleri verildi. Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkurt, geceye katılanları eşiyle birlikte kapıda karşılayarak hoş geldiniz, dedi. Çok sayıda gazetecinin eşleriyle birlikte katıldığı geceye Afyonkarahisar protokolü ile birlikte kaymakamlar, belediye başkanları da katılım gösterdi. Gecede yemeklerin yenilmesinin ardından konuşmalar ve sertifika dağıtım töreni yapıldı. İşte hayal ettiğimiz Afyonkarahisar. Cemiyet Başkanı Sezer Küçükkurt açılış konuşmasında ince mesajlar verdi. Biz gazeteciler bu ülkede milli ve manevi meseleler söz konusu olduğunda her zaman en önde yer alıp gerektiğinde ilk kurşunu atan, demokrasi mücadelesinin her daim bayraktarlığını yapabilen, memleket konudan her bir taşta, çakılan her bir çivide az ya da çok katkısı bulunan, gündem belirleyerek gelişen büyüyen Türkiye'ye yön vermeye çalışan milletin öz evlatlarıyız. Zaman zaman bazı sözde gazetecilerin akçeli işleriyle gündeme geliyorsa da mesleğimiz, elbette ki en çok bu durumdan bizler muzdarip oluyoruz. Bu mesleğin gerçek sahipleri esas bu durumlardan üzüntü duymaktadır. Gazetecilik kimliğini kullanarak mesleğimizi kirli emellerine alet edenlerden korunmanın tek çaresi, meslek onurunu korumaya çalışan gerçek gazetecilere sahip çıkmaktan geçer. Başkan Küçükkurt'un ardından il protokolü konuşmalarını yaptı. Belediye Başkanı Mehmet Zeybek konuşmasında dürüst gazeteciliğin tadından yenmediğini söyleyerek birlik ve beraberliğe değindi. Dürüst ve ilkeli görev yaptığınız zaman, hani halk arasında denir ya, tadından yenmez diye. Güzel bir kardeşlik ortamınız var. Sizleri tebrik ediyorum. AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunseven de konuşmasında demokrasinin temel taşlarından birisinin gazetecilik olduğunu söyleyerek yalan habere virüs benzetmesi yaptı. Gazete ve doğru habere ulaşabilme demokrasinin bir gereği. Eğer yanlış haber yapıyorsanız, yanlış haber yapıyorsanız ya da yalan haber yapıyorsanız bu bir nevi virüs gibi bütün toplumu, bütün insanlığı zehirleyecektir. AK Parti Milletvekili Ali Özkaya ise eleştirinin gazetecilikte olan bir refleks olduğunu belirtti. Negatiften kendinizi kurtarın tavsiyesi yaptı. Elbette ki iktidardakini eleştirecek gazeteciler. Bundan daha doğal, daha normal olan bir şey yok. İş yapan eleştirilecek. Bu da amenna, bunu da kabul ediyoruz. Ama hayatınızı hep negatife kurgularsanız kendinize zarar veriyorsunuz.
Eski Orman ve Su İşleri Bakanı AK Parti Milletvekili Veysel Eroğlu da programda yaptığı konuşmada basın camiasında oluşturulan birlik olgusunu çok önemsediğini belirtti. Hakikaten Afyon'da gazeteciler cemiyetimiz birlik ve beraberliği sağladı. Çok güzel bir dayanışma var. Dolayısıyla ben bundan dolayı başta Sezer kardeşim olmak üzere yönetimdeki ve bütün gazeteci kardeşlerimi yürekten selamlıyorum. İnşallah bu birlik ve beraberliğin devam etmesini gönülden temenni ediyoruz. Yani bana göre devam edecektir. Biz de sizlerle gurur duyuyoruz. Afyonkarahisar valisi Gökmen Çiçek ise Afyonkarahisar'da güçlü bir basın olduğunu ve burada görev yapmaktan mutlu olduğunu dile getirdi. Ben Afyonkarahisar'a atandığım gün ilk yukarıda konuşma yaparken şöyle söylemiştim. Demiştim ki basını güçlü bir vilayete geldim. Çünkü basınının gücünü dışarıdan da biliyordum. Kısmen de korkuyordum. Ya bu tabii şundan dolayı, yani bütün güçlü illerde, basını güçlü vilayetlerde yönetim daha çok kontrol edilir, daha çok takip edilir ve daha çok çalışmanız, daha çok dikkat etmeniz gerekir. Aradan 1,5 yıl geçti, hala Afyonkarahisar'ın güçlü basını, böyle güçlü bir basına sahip olmaktan, gerçekten kalemi güçlü, fikri takip yapan gazetecilere sahip olan bir ilde valilik yapmaktan dolayı çok mutlu olduğumu bir kez daha belirtmek istiyorum ben. Konuşmaların ardından önce Cemiyet Yönetim Kurulu'na teşekkür plaketi verildi. Daha sonra ise seminere katılarak belge almaya hak kazanan basın mensuplarına belgeleri takdim edildi. Evet sevgili izleyenler, gala bu şekilde görüntülendi. Biz de çalışan gazeteciler olarak orada da elimizde mikrofon ve kameralarla meslektaşlarımıza ve idarecilere mikrofon uzattık, düşüncelerini aldık. Önce protokolün ve meslektaşlarımızın çalışan gazeteciler günüyle ilgili açıklamalarına bakacağız. Gerçekten iki gün bir araya gelmesi her yıl ayrı iki heyecanı bir arada yaşamamıza yol açıyor. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler ve İdareciler Günü'nde hem basın mensupları hem de idareciler bir aradaydı. Yemekler yendi, sohbetler edildi. Bisikletle gazete dağıtacağım diye girdim. Dağıtıcı olarak girdiğim gazeteden yazı işleri müdürü olarak ayrıldım. Kanal 3 mikrofonlarına özel açıklamalarda bulunan Afyonkarahisar İl Protokolü, gazetecilerin gününü kutlayarak basının önemine değindiler. Basındaki arkadaşları artık bir gazeteciler, basın mensupları değil, bir kardeş, bir artık farklı bir aile olduk beraber. Medya olmadan olmaz. Demokrasinin temel unsurlarından birisi. Özellikle Kanal 3'te bizim gururumuz bir televizyon. Gurur diyoruz hakikaten. Afyon'un marka medya unsurlarından birisi. Başarılar diliyorum. Bizim bir edebiyat öğretmenimiz vardı. Derdi ki gazetecilik balıkçılığa benzer. Nasıl balığı bir gün sonra piyasaya sürerseniz kokarsa, bekletirseniz kokar. Habercilik de böyledir. Haberi anında servis etmek lazım. Siz atlatma diyorsunuz gazetecilik tabiriyle. Atlatma yapıp öne çıkmak önemli olan. Hem gününüzü kutlayarak hem de çalışarak bunu yaptığınız için tekrar tebrik ediyorum. Gerçekten basın mensupluğu, çalışan gazetecilerin görevleri zor. İlkeli, dürüst, cesur yayın yapan gazeteciler her daim başarılı olmuşlardır. Yalan haberden ziyade gerçek habere yönelirlerse çok daha iyi olur kanısındayım. Afyon'da çok şükür öyle arkadaşlarımız yok. Her ikisi de önemli. Çünkü biri toplumun haber ihtiyacını, bilgi, bu anlamdaki bilgi ihtiyacını karşılayan meslek. Diğeri de toplumun yönetimini, idari anlamdaki düzenini sağlayanların sahip olduğu mesleğin günü. O anlamda her ikisini de birbirinden değerli olduğunu biliyoruz. Çok memnun oldum gazeteci cemiyetinin. Hepimizi bir araya getiren, açıkçası kaynaşmamızı sağlayan, dertlerimizi, sorunlarımızı paylaşmamı sağlayan böyle bir gece organize ettiği için de gazeteciler cemiyetine çok çok teşekkür ediyorum. Ben gazetecileri meslektaşımız olarak görüyoruz. Onlar da bir kamu görevi yapıyorlar ve büyük bir emek sarf ediyorlar. Çalışan gazeteciler gününü kutluyorum. İyi ki varlar diyorum. Tabii her ne kadar adı çalışan gazetecilerse de mutlaka yıllarca gazetecilik yapmış emekli olanlar da vardır. Belki çalışmıyordur ama onlar da bana göre hala gazetecidir. Onların da gününü kutluyorum. Tüm gazeteci kardeşlerimize hem kendilerine hem ailelerine hem tüm sevdiklerine hem bu dünyada hem de ebedi alemde güzellikler diliyorum. Bugün sizin gününüz diyerek Afyonkarahisar'da görev yapan basın mensuplarına da mikrofon uzattık. Bu programı düzenleyen başta valimiz, belediye başkanımız olmak üzere gazeteciler cemiyetimize hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Önce sağlık,
başta olmak üzere daha güzel günlerde inşallah yayın hayatımıza devam ederiz. Aslında çok mantıklı bir sektör değil. Birazcık çılgın olmak gerekiyor, eğlenmek gerekiyor. Eğlenmeden yapılmayacak bir şey değil. Kutsal meslekler birkaç tanedir işte, polis, öğretmen, doktor. Gazete de bunlardan biri, gazeteci de bunlardan biri. Birlik beraberlik içerisinde kutlamaktan da mutluluk duyduk. Yani Afyonkarahisar'da özlenen bir tabloydu. Gazetecilik onurlu bir meslek, güzel bir meslek. Ahlaklı ve dürüst şekilde gazeteciliği yaptıktan sonra topluma da faydalı oluruz, kendimize de faydalı oluruz. Afyonkarahisar'da güzel bir birliktelik var. Basın ve idareciler gerçekten mükemmel bir uyum yakaladı. Basın emekçiliği kolay değil. Gece gündüz 7/24 her zaman sahadayız. Her an bir telefonla veya ani bir olayla karşılaşabiliriz. Bu yıl ilk defa protokolün ev sahipliğinde değil, gazetecilerin ev sahipliğinde bir organizasyon düzenledik. Ben tüm katılımcılara teşekkür ediyorum. Bütün emek veren arkadaşlara, hepsine bugünün kutlu olmasını diliyorum. Nice güzel günler onların olsun. Gazetecilik tabii zor ve meşakkatli bir iş. Böylesi özel günlerde hatırlanmak, bir nebze olsun bir arada olmak, mesleğin sorunlarının dile getirilmesi için güzel bir fırsat. Gazetecilik benim hayatımın en önemli yerinde. Bilgi akışı vesaire sağlamak için benim göz bebeğim. Bu gerçekten bir tutku. Başka türlü çekilmez yani. İnşallah ilerleyen süreçlerde bir sonraki 10 Ocak'ta çok daha şartları, sosyal hakları düzenlenmiş bir gün diliyorum. Bu gecede sizlerle olmaktan sizin de ayrıca gününüzü kutluyoruz. Mürekkebi yaladık, artık ondan kurtuluş yok. Ölesiye kadar yazmaya devam. Halkın sesi, gözü, kulağı doğru bir şekilde, objektif bir şekilde yansıtmaya devam edeceğiz. Güzel bir his. Bugün ayrı bir duygu. Yani ilk defa Gazeteciler Günü'nü eşimle birlikte kutluyoruz. Umarım tüm camiamıza hayırlı olur böyle bir organizasyon bundan sonrası için. Daha özgür bir basın inşallah yakın zamanda olur. Peki gazeteci eşi olmak nasıl bir duygu? Ben zaten eşimi gazeteci olarak tanıdım. Evlenirken de gazeteci olarak seçtim. Öncelerde alışamamıştım ama şu anda alıştım artık. Sıkıntı değil benim için. Aslında çok güzeldi ama tabii ki otel sizi 7/24 dinlemek dışında. O çok facia bir durum yani. Gece zıplamaları falan böyle kavgadan. Ama alıştık. Eşimle gurur duyuyorum. Yani bu işi çok güzel yaptığını düşünüyorum. Güzel bir insan olduğunu düşünüyorum. Çalıştığı insanların da aynı şekilde. Sabaha karşı toparlanıp ben gidiyorum diyor. Endişe de yaşıyorsunuz çoğu zaman. Mutlu olduğum bir taraf var ki sevdiği işi yapıyor. Ben de eşimin ve tüm gazetecilerin, çalışan gazetecilerin Gazeteciler Günü'nü kutlarım. Aynı zamanda idarecilerin de günü olan 10 Ocak'ta gazeteciler cemiyet tarafından düzenlenen yemekte idarecilere de mikrofon uzattık. Şimdi de o açıklamalar geliyor ekranlarınıza. İdarecilerimize de başarılar diliyorum. Gazetecilik mesleği kamuoyunun doğru bilgilendirilmesindeki en önemli araçlardan bir tanesidir. İkbal Termal Otel'de bir araya gelen idareciler ve gazeteciler güzel bir akşam geçirdi. İlçede arkadaşlar yaparken görüyorum gazeteci arkadaşlar. Gerçekten imreniyorum. 10 Ocak İdareciler Günü sebebiyle Kanal 3 mikrofonlarına konuşan kaymakamlar, belediye başkanları ve yöneticiler düşüncelerini aktardı. 780 bin kilometrekarelik bir alanda yurdumuzun dört bir yanında fedakarca görev yapan tüm mülki idare amirlerimizin bugününü kutluyorum. Ve ayrıca yine onlar da çok fedakar bir meslek grubu. Gazetecilerimizin de bugününü can yürekten kutluyorum. Biz de hem siz çalışan gazeteci kardeşlerimizin hem de kaymakamlarımızın, mülki idare amirlerimizin 10 Ocak İdareciler Günü'nü kutluyoruz. 10 Ocak çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum. Sağlık, mutluluk ve başarılar diliyorum. İşlerini Cenab-ı Allah rast getirsin inşallah. Gazetecilik mesleği sizin için ne ifade ediyor? Gazetecilik mesleği hem vatandaşlarımızın hem resmi kurumların dünyadaki ve ülkedeki ve tüm ulusal düzendeki tüm her türlü haberciliğin doğru bir şekilde topluma yansıtılma aracıdır. Gazeteciliğin çok önemli bir mesleki kariyer olduğunu düşünüyorum. Yanlışları düzeltme noktasında, insanları doğruya yönlendirme noktasında hem toplumu etkilemek adına hem biz idarecileri yönlendirmek adına çok güzel bir vazife üstleniyorlar. Biz de mutluyuz. Gazeteci kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı birlikte burada birlikte kutlamaya geldik. Güzel bir ortam var. Herkese, hepsine başarılar diliyorum meslek hayatlarında. Meslek büyüklerime, kardeşlerime, onlara da başarılar diliyorum. Gazetecilik mesleği bence en ücra köşedeki bir vatandaşın ilçesini, beldesini boşver, dünyanın bir köşesinde ne olup bittiğini ileten, adaletli ve dürüstçe iftira olmadan ileten
kişiler demektir. Görevleri zor bir görev. Gece demiyor, gündüz demiyor. Biz gibi mesaisi yok. Allah kolaylık versin. İşlerinde başarılar diliyorum. Bugün iki tane çalışanlarımızın günü. Öncelikle idareciler gününde burada bulunan kaymakamlarımızın ve tüm idarecilerin gününü kutluyoruz. Ayrıca siz çalışan gazetecilerin gününü de kutluyoruz. Allah kolaylık versin. Özellikle çalışan gazetecilerin gününü kutluyorum. Tabii kolay da bir meslek yapmıyorlar. Herkesin kaçtığı yerden, olaylardan gazeteciler gidiyorlar. Öncelikle bunların bu vefakar davranışlarından dolayı kutluyorum. Tabii idareciler günü kolay bir gün değil. İnsanı idare etmek dünyanın en zor sanatlarından bir tanesi. Dolayısıyla ben onların da, idarecilerin de, bu arada kendimin de gününü kutlamış olayım. Hepsine başarılar, sizlere de başarılar diliyorum. Her senede güzel duygular içinde kutluyoruz. Tabii siz basın mensupları, basın emekçileri çok zor şartlarda vatandaşlarımızın bilgilendirilmesi anlamında yaz, kış, akşam, sabah, gece, gündüz fevkalade fedakar bir şekilde çalışıyorsunuz. Dolayısıyla bir günü de açıkçası hak ediyorsunuz. Bırakın bir günü sürekli olarak takdir edilmeyi, beğenilmeyi hak ediyorsunuz. İnşallah çok daha güzel imkanlar içerisinde ilerleyen dönemlerde de çalışmanızı istiyorum, arzuluyorum. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı 2021 yılı değerlendirme toplantısı yapıldı. İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, açılışını yaptığı toplantıda yıl içinde 900'e yakın ziyaret gerçekleştirdiklerini söyledi. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı 2021 yılı değerlendirme toplantısına İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay ile birlikte eski Orman ve Su İşleri Bakanı Milletvekili Veysel Eroğlu, Milletvekilleri Ali Özkaya, İbrahim Yurdunu Seven, Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, Kadın Kolları Başkanı Ferda Ertürk, Gençlik Kolları Başkanı Ethem Karahan, Merkez İlçe Başkanı Ziya Coşkun Karadeniz, Medya Başkanı Yakup Yılmaz katıldı. 2021 yılı değerlendirmelerine başlayan ilk isim İl Başkanı Uluçay oldu. Uluçay, 2021 yılında 900'e yakın ziyaret gerçekleştirdiklerini dile getirdi. 17 ilçemiz, 42 beldemiz ve köylerimizde toplam 892 ziyaret ve toplantıya milletvekillerimiz, başkanlarımız ve teşkilat mensuplarımızla birlikte vatandaşlarımızın nabzını tuttuk. Taleplerini aldık ve bu talepleri raporlayarak Cumhurbaşkanımıza ve ilgili bakanlarımıza ilettik. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basın mensuplarına da seslenen Uluçay, medyanın demokrasilerin olmazsa olmazı olduğunu söyledi. Aziz milletimizin haber alma hakkının karşılanması ve doğru bilgilendirilmesi noktasında medya demokrasinin vazgeçilmez bir unsuru olmuştur. Bu mihvalde her birimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, görevlerinizde muvaffakiyetler diliyorum. Uluçay, şekerle ilgili sıkıntıların Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletildiğini belirtti. Gübre konusunda destek sözü aldıklarını aktardı. Şeker üretimi konusunda önemli bir konumda olan Afyonkarahisar'da, şekerin dahil olduğu sektörlerde şeker ham maddesi tedarik konusunda yaşanan sıkıntıları Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a ilettik. Dünya genelinde olan bu gübre artışlarıyla en az etkilenen Türk ülkemiz olmuştur. Bu konuda da Cumhurbaşkanımız çiftçiye ve üreticiye daha fazla destek olacağı sözünü aldık. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de partisinin il başkanlığı değerlendirme toplantısında konuştu. Başkan Zeybek, 2021 yılında pandeminin etkisini kaybetmesiyle birlikte yatırımların tek tek hayata geçirildiğini söyledi. Sağ olun başkanım. Hoş geldiniz. AK Parti İl Başkanlığı'nda gerçekleştirilen 2021 yılı toplantısında konuşan Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek, önce 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde hayırlı vesile olmasını temenni ediyorum. 2021 yılında pandemi kısıtlamalarının azalmasıyla birlikte çalışmaya başladıklarını anlatan Başkan Zeybek, spor etkinliklerine de devam ettiklerini söyledi. Elhamdülillah göreve geldiğimiz andan bugüne kadar toplamda baktığımızda bu ekonomik krize ve COVID'den dolayı devletin gelirlerinde eksilme olduğu olmasına rağmen
Taşoyak'ın 550 bin tesis rakamına 550 milyona yakın bir yatırım gerçekleştirdik. Sokak sağlıklaştırmamız vardı, 17 milyonluk bitirdik ve çok kıymetli, değerli, Afyonumuzun değeri olan Şükrü Çalıbelay ismini de verdiğimiz alt geçidimizi Aralık ayı başında hizmete açtık. Gastronomik konuğumuzu hizmete açtık. Başkan Zeybek, 2022 yılından umutlu olduğunu belirterek 2023 yılındaki seçimlerden zaferle çıkacaklarını iddia etti. 2022 yılından çok ümitliyim. Başımızda gerçekten vatanını, milletini, bayrağını seven, insanını seven, ümmetin umudu Sayın Cumhurbaşkanımız var. 2023 yılında yapılacak olan seçimlerde de gene başarısını aynen artırarak devam ettireceğinden benim şüphem yok. Başımızdan eksik etmesin diyorum. İnşallah bundan sonraki günlerin daha aydınlık, daha bereketli olacağından hiç şüphemiz yok. Afyonkarahisar Ülke Ocakları tarafından 10 Ocak çalışan gazeteciler gün dolayısıyla kahvaltı organizasyonu düzenlendi. Etkinliğe Milliyetçi Hareket Partisi Afyonkarahisar Milletvekili Mehmet Taytak da katıldı. Gerçekleştirilen organizasyonda Milliyetçi Hareket Partisi Milletvekili Taytak'la birlikte MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan, Merkez İlçe Başkanı Fahri Kartal, Ocak Başkanı Oğuz Kağandiler, Afyon Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Sezer Küçükkur, Cemiyet Yönetim Kurulu üyeleriyle yerel ve ulusal medya temsilcileri katıldı. Etkinlikle ilgili bilgi veren Ülke Ocakları Başkanı Diler, basın mensuplarının gününü kutlayarak Ülke Ocakları'ndan bilim insanı çıkar dedi. Ülke Ocakları Alparslan ruhlu, Fatih duruşlu, Yavuz bakışlı, Yunus gönüllü dava insanların yetiştirildiği, Aziz Sancarların yetiştirdiği, yiğitlerin yetiştirildiği kutlu bir dergahtır. İlimize sunmuş olduğunuz hizmetlerden dolayı ilimizdeki tüm basın yayın ve internet habercilerimizin, temsilci ve çalışanlarının, kamuoyunun gözü kulağı olan gazetecilerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutlar, mesailerinde kolaylık, görevlerinde üstün başarılar dilerim. MHP İl Başkanı Mehmet Kocacan da basın çalışanlarının gününü kutlayarak başarılar diledi. 10 Ocak Gazete Çalışanları Günümüzün hem Afyon ilimize hem Türkiye'mizde çalışan tüm gazetecilerimize kazasız, sağlık, sıhhat ve afiyette geçmesini temenni ediyorum. MHP Milletvekili Mehmet Taytaksa konuşmasında gazetecilerin milletin vicdanı, toplumun itici gücü olduğunu söyledi. Doğru, dürüst, tarafsız, özel hayata ve kişilik haklarına saygılı, vatandaşın en doğal hakkı olan zamanında doğru ve eksiksiz bilgi almalarını sağlayarak millet vicdanının sesi olan ve bu uğurda birçok zorlukla karşılaşan gazeteciler toplumun itici gücüdür. Gazetecilik objektif basın, demokrasinin olmazsa olmazıdır. Son yıllarda ülkemizde basın özgürlüğüyle ilgili tartışmalar artarak devam etmektedir. Konuyla ilgili ulusal ve uluslararası boyutta birçok rapor yayınlanmaktadır. Türkiye'yi karalamak ve olumsuz bir tablo çizmek için devamlı surette raporlar hazırlanıyor. Basın ve internet özgürlüğü konusunda ülkemizin kötü bir sicile sahip olduğu sıklıkla iddia ediliyor. Türkiye Cumhuriyeti'nde yerel ve ulusal basının sağlıklı bir ortamda gelişimi için her türlü destek mekanizması planlanarak verimli bir politikaya sürdürülmektedir. İlgili devlet kurumları, meslek birlikleri, yayın kuruluşları ve STK'lar basın temel ilkeleri ve basın etiği çerçevesinde el ele vererek toplumumuzun haber alma ihtiyacını temin etmeyi başarıyla yürütmektedirler. Taytak sözlerini basın mensuplarının hakkı ödenmez diyerek sonlandırdı. Yerel sorunlara parmak basan, ulusal basının her köşesine haber yetiştiren değerli basınımız ve kıymetli basın emekçilerimiz, sizlerin hakkı asla ve asla ödenemez. Konuşmaların ardından karşılıklı görüş alışverişi yapılırken günün anısına hazırlanan pasta kesildi. Cumhuriyet Halk Partisi Afyonkarahisar İl Başkanlığı Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaparak emeklilikte yaşa takılanların sorunlarına değindi. İl Başkanı Yalçın Görgöz, EYT'liler lütuf değil kazanılmış haklarını istiyor dedi.
CHP Afyonkarahisar İl Teşkilatı Kent Meydanı'nda basın açıklaması yaptı. Böyle bir gündemimiz yok, çalışmamız yok demek ki üretini gösteriyorlar. Emeklilikte yaşa takılanların sorunlarını dile getiren CHP İl Başkanı Yalçın Görgöz şunları söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar 22 yıldır anayasal emeklilik haklarının verilmesi için mücadele ediyor. Emeklilikte yaşa takılanlar lütuf değil, kazanılmış haklarını istiyor. Görgöz emekli olmayı hayal eden binlerce kişinin AK Parti ve MHP engeline de takıldığını söyledi. Emeklilikte yaşa takılanlar, yaş engeliyle birlikte bir de AKP-MHP engeline takılıyorlar. Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu mağduriyete son vermek için attığımız her adımda karşımızda AKP-MHP ittifakını gördük. Verdiğimiz tüm kanun teklifleri AKP-MHP oylarıyla reddedildi. Emeklilikte yaşa takılanların yaşadığı sıkıntıların giderilmesi gerektiğini belirten CHP İl Başkanı Görgöz, iktidara geldiklerinde sorunu ortadan kaldıracaklarını iddia etti. Talepleri iktidar tarafından yok sayılan ve toplumda hedef gösterilen EYT'liler, bu büyük hak gaspına Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında son verileceğini çok iyi biliyorlar. EYT'lilerin geçmişe dönük emeklilik haklarını teslim edecek, yıllardır süren bu hak gaspına son vereceğiz. En düşük emekli aylığını asgari ücrete eşitleyeceğiz. Emekli aylıklarında iyileştirmeler yapacak, aylık bağlama oranlarını eski düzeye çekecek, güncelleme katsayısında milli gelir artışının tümünü dikkate alacağız. Basın açıklamasında EYT Derneği Afyonkarahisar temsilcisi Mevlüt Çevik de sesi olan herkesin yanında olacaklarını dile getirdi. Bundan sonra da bu şekilde organize edilecek benzer etkinliklerde olacağımızı her zaman yanımızda olanın yanında olacağımızı ifade etmek istiyoruz. Açıklamanın ardından CHP'liler vatandaşlara broşür dağıttı. Olaysız bir şekilde dağıldı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin iktidarında burası zafer, demokrasi, adalet meydanı olacak. Mermercilikte 3000 yıldan fazla geçmişi olan ve Türkiye'nin bu alandaki ihracatının önemli bölümünü gerçekleştiren Afyonkarahisar'dan geçen yıl 245 milyon dolarlık mermer ihracatı yapıldı. Afyonkarahisar 2021'de 245 milyon dolarlık mermer ihraç etti. Yaklaşık 500 mermer işletmesinin bulunduğu İsçihisar ilçesinde üretilen dünya ünlü Afyon mermeri, başta Çin, Hindistan, ABD, Irak, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi Arabistan olmak üzere 120 ülkeye ihraç ediliyor. İsçihisar Mermerciler Derneği Başkanı Muharrem Çakmak, 2021'de de etkisini sürdüren COVID-19 salgın nedeniyle piyasanın yavaşladığını, firmalarında çeşitli arayışlara yöneldiğini aktardı. Pazar arayışlarının sürdüğünü belirten Çakmak şöyle konuştu. Pazar arayışları çerçevesinde blok ihracatımızın yavaşladığında işlenmiş ürünle blok ihracatının açığı kapatma hedeflendi. Bunda da istenilen sonuç, başarı yakalandı. Blok ham madde ihracatı gerilerken işlenmiş ürün ihracatımız ciddi oranda yükseldi. Geçmiş yıllarda blok ham madde ihracatının daha fazla olduğunu ifade eden Çakmak şunları kaydetti. Bugün ise tam tersine döndü. İşlenmiş ürün %60'larda, blok ham maddesi ise %40'lar civarında. İşlenmiş ürünün ihracat yapılması, yükselmesi, çoğalması da daha çok katma değer sağlaması açısından, istihdam sağlaması açısından yetkililerimizin de bu yönde telkinleri olmuştu. Bir anlamda yetkililerimizi de sevindirecek bir konuma geldi ihracat şeklimiz. İşlenmiş ürün ihracatında ABD birinci sırada. Daha sonra Avrupa ülkeleri, Orta Doğu ülkeleri olmak üzere sıralanıyor. Blok ham maddesinde ise Çin birinci, Hindistan ikinci sırada yer alıyor. Türkiye'nin 2021 yılı maden ihracatı toplamı 5 milyar
930 milyon dolar seviyelerinde gerçekleşti. Bu toplam maden ihracatının içerisinde mermer ve doğal taşların ihracatı ise 2 milyar 092 milyon dolar civarında gerçekleşti. Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, gizemli şehir Afyonkarahisar'ın güzelliklerini sosyal medya hesabından paylaşmaya devam ediyor. Son olarak paylaşılan klipte Afyonkarahisar'ın muhteşem manzaraları yer aldı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin yayın organı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomik Forum dergisi, Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın öncülüğünde önemli çalışmalara imza atan Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne geniş yer ayırdı. Dergide yer alan metinde kuruluşu 1985'e dayanan, 1993'te ise ilk öğrencilerini kabul eden Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 26 Şubat 2019'da TOP, MEP, TOP Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi arasında imzalanan, Mesleki Eğitim İşbirliği protokolüyle Afyonkarahisar'ın proje okulu olarak belirlenerek örnek çalışmalara imza attığı ifadelerine yer verildi. Mesleki Eğitim İşbirliği Protokolü'nün uygulanmaya başlaması ile birlikte Afyonkarahisar ASSO Yönetim Kurulu Başkanı Hüsnü Serteser'in başkanlığında Protokol Yürütme Kurulu kuruldu. Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, pandeminin dünyayı etkisi altına aldığı 2020 yılında temizlik ürünleri üretimiyle dikkat çekti. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın destekleriyle de gelişti. Okul 2020 yılında üretimi sayesinde 2 milyon 657 bin TL'lik ciro yaptı. 2021 yılının ilk yarısında ise bu ciroyu da geride bıraktı. Okul döner sermayede de kısa sürede ilk 10'a girmeyi hedefliyor. Kaç kilo abi? Afyonkarahisar Gazi Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi hem öğreten hem üreten okul sloganını ilki olarak benimsedi. Afyonkarahisar Kitap Kafe'deki mobilya tefrişatı ile çeşitli düzeydeki okullarda ihtiyaç duyulan Z Kütüphane Gazi MTAL tarafından tasarlanıp üretildi. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası'nın desteğiyle Zafer Kalkınma Ajansı tarafından kabul edilen projeyle okula robotik kaynak robotu kazandırıldı. Öğrenciler 11 ve 12. sınıflarda Devlet Demiryolları'nda eğitim fırsatı yakalıyor. Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası tarafından Afyon Eğitim Vakfı aracılığıyla okuldaki 30 başarılı öğrenciye burs veriliyor. Ayrıca ihtiyaç sahibi öğrencilere de çeşitli yardımlar yapılıyor. Okulda öğrenim gören öğrencilere Afyonkarahisar Ticaret ve Sanayi Odası üyesi firmalarda beceri eğitim ve staj imkanları da sağlanıyor. Kaç kilo abi? Afyonkarahisar Kasaplar, Sucukçular ve Lokantacılar Esnaf Odası olan genel kurulu iki başkan adayıyla yapıldı. Mevcut başkan İbrahim Yörük ve Şükrü Erçoban başkanlık için yarıştı. Olağan genel kurulu kent merkezinde bulunan bir otelde gerçekleştirildi. İbrahim Yörük ve Şükrü Erçoban'ın yarıştığı genel kurula katılım bir hayli yoğun oldu. Divan Başkanlığı'nı Esnaf Odaları Birliği Başkanı Abdülkadir Konağ'ın yaptı. Genel kurulla ilgili konuşan başkan adaylarından mevcut başkan İbrahim Yörük şunları söyledi. 10 yıldan bu yana bizleri göreve getirdiğiniz sürede odamızın güçlenmesi ve gelişmesi için yoğun bir çalışma takvimi gerçekleştirdik. 3 dönemdir oda başkanlığını yaptığımız kasaplar, sürücüler, kantacılar odamızı yeni dönemde yani 4. dönemde oda olarak gücümüze güç katan üyelerimizin güveniyle yeni projelerimiz daha da büyüyecek ve güçlenecektir. Bizim en büyük gücümüz odamızın çok değerli üyelerimiz. Diğer başkan adayı Şükrü Erçoban da hizmet için aday olduğunu dile getirdi. Esnafımızın bütün üyelerine aynı iş şekilde resmi kurumlarda olsun,
gerekli makam ve mevkilerde olsun. Bütün isteklerini, şikayetlerini her şekilde üstesinden gelebilmek için biz adaylığımızı açıkladık. Mevcut yönetme başkanı şu bugüne kadar yapmış oldukları hizmetten dolayı teşekkür ederim. Allah hayırlısı neyse olsun. Esnafımız için hayırlısı hangi yönetimse o gelsin inşallah. Konuşmaların ardından oy kullanma işlemine geçildi. Oda üyeleri kapalı alanlarda oy kullanarak başkan adaylarına destek verdi. Kullanılan oyların ardından 312 oy alan İbrahim Yörük güven tazeleyerek 4. dönem için yetki aldı. Afyonkarahisar'ın en yeni mahallelerinden biri olan Akçin'de mahalleli doğalgaz hayali kuruyor. Köyün içinden geçen doğalgaz ana hattı olmasına rağmen doğalgazı kullanamayan mahalle sakinleri yetkililerden müjdeli haber bekliyor. 2014 yılına kadar köy olan ve daha sonra merkeze bağlı mahalle olan Akçin Mahallesi'nde 1900'e yakın vatandaş bulunuyor. Evet, burası eski Akçin Köyü, artık bir mahalle oldu. 1840 kişi yaşıyor burada. Girişinde doğalgaz ana dağıtım hattı da bulunan mahallede. Konutlarda doğalgaz kullanılmadığı için mahalle sakinleri dertli. Köyün önünden geçen bir doğalgaz hattı var ve bu doğalgaz hattı köye çok yakın olmasına rağmen bu köye doğalgaz verilmemiş. Muhtar Halit Kaplan yetkililerden seslerini duymalarını istiyor. 2019'dan beri ben ilk seçildiğimde gittim, müracaat ettim. Mahallemize doğalgaz istiyoruz diye. 2019'da veremeyiz dediler. Tamam dedik. 2020'de de veremem dedi. 2021'de belki veririz dediler. Fakat 2021'de de siyasiler devreye girdi. İstihsar ve susuz hesapta yoktu. Oraya verdik dediler. Ama şimdi organizenin vanası benim mahallemin içerisinde. Şu gördüğünüz lokumcular ve şekerciler sitesinin vanası benim mahallemin içinde. Tamam mı? Bu tarafta, yolun bu tarafında var, bu tarafında yok. Evet. Vatandaş sıkıntı içerisinde. %80'den fazlası vatandaşın doğalgaz istiyor. Akçin Mahallesi, organize sanayi ve ikinci küçük sanayi arasındaki hat üzerinde kalan bir yer. Burada Afyonkarahisar'ın en lezzetli şekerlemelerinin de üretildiği atölyelerde bulunuyor. Hatta bu atölyelerin büyük bir bölümünde doğalgaz kullanılıyor. Seslerini devlet büyüklerine, belediye başkanına, milletvekiline duyurmak istiyorlar. Biz de onlara elçi oluyoruz. Akçin'in sesini duyun. Bunun yanı sıra okullarda doğalgazla ısınıyor. Mahalleli doğalgaza bu kadar yakınken evlerinde kullanmadıklarından şikayetçi. Mahallede bakkalından berberine tüm vatandaşlar doğalgazın geleceği günü iple çekiyor. Doğalgaz sıkıntımız var, kömürler pahalı. Köyümüzün sınırları içinde ama hala alamıyoruz. Şekerciler sitesi var dibimizde. Onların hepsinde doğalgaz var, bizde yok. Şu anda doğalgazımız yok. Mesela çevremizdeki şekerciler sitesi var, orada o. Biz Afyon'un göbeğinde kalmışız. Şu anda çok sıkıntı çekiyoruz. Doğalgazımız olması lazım tabii ki. Şeyimiz var ama yok, şu anda gelmiyor. Biz bundan dolayı çok mağduruz. En kısa zamanda gelmesini talep ediyoruz. Vatandaşların talebi nasıl bu konuda? Herkes gelmesini istiyor. Bu yılki kömür fiyatlarından dolayı herkes gelmesini istiyor. Afyonkarahisar Meteoroloji Bölge Müdürlüğü son günlerde yaşanan soğuk hava dalgasının ardından zirai don uyarısı yaptı. Meteoroloji 5. Bölge Müdürlüğü Bölge Tahmin ve Erken Uyarı Merkezi çiftçileri uyardı. Meteoroloji yetkilileri yaşanan soğuk hava dalgasının yükseklerde kuvvetli don olaylarına neden olabileceğini bildirdi. Yapılan açıklamada tarımsal faaliyetlerin devam ettiği Afyonkarahisar, Uşak ve Denizli illerinde bu geceden itibaren pazartesi gününe kadar hava sıcaklıklarının düştüğü, akşam ve gece saatlerinde düşük rakımlı yerlerde hafif, iç kesimlerde orta kuvvette, yükseklerinde kuvvetli zirai don olayı beklendiğinden çiftçilerimizin ve ilgililerin dikkatli ve tedbirli olması gerekmektedir denildi. Yetkililer, karayollarında yaşanacak buzlanmaya karşı da vatandaşların dikkatli olmasını istedi.
Evet değerli izleyenler, Afyonkarahisar kış havasına büründü. Havaların soğuması ile birlikte aktarlarda kış mesaisi başladı. Kanal 3 Haber merkezi olarak aktardaydık. En çok hangi doğal ürünler tercih ediliyor? Yoğunluk ne durumda? Bir bakalım. Kış mevsiminin gelmesi ve havaların soğumasının ardından Afyonkarahisar'da yaşayan vatandaşlar hastalıklara karşı önlem alabilmek için aktarlara koşuyor. Havalar soğudu, vatandaşlar soluğu aktarlarda aldı. Bağışıklık sistemini güçlü tutmak isteyenler doğal ürünleri tercih ediyor. Salgının yanı sıra havaların iyice soğumaya başlamasıyla birlikte mevsim değişikliklerine bağlı gripal hastalıklar da baş göstermeye başladı. Aktarlarsa bağışıklığın güçlü olması için doğal ürünleri tavsiye ediyor. Doğal ürünlerde dediğim gibi ıhlamur olur, adaçay olur. Bu tarz ürünler şu anda insanların ilgi odağı. Bağışıklıkta kuvvetlendirmede genelde de arı ürünleri, propolistir, polendir. Arı sütüdür, arı ekmeğidir. Bunlar insanların bağışıklıklarını kuvvetlendirmede de kullandığımız genel ürünlerden bazıları. Kış hastalıklarından ziyade pandemi sonrası da vatandaşların alışkanlıklarını değiştirerek doğal ürünlere ilgisinin arttığını belirten Aktar Ramazan Aktaş, satışların iyi olduğunu ifade etti. Covid'den sonra insanların doğal ürünlere ilgisi biraz daha çoğaldı. İnsanlar biraz daha doğal ürünlere yönlendirildi. Yoğunluk şu anda iyi. İnsanlar eskisinki gibi değil. Genelde doğal bitkilere, doğal ürünlere yönelmekte biraz daha aktifleşti. Kurdaki dalgalanmaların ürün fiyatlarına da yansımasıyla vatandaşlar aktarlardan 100 gram yerine 50 gram ürün almaya başladı. Bazı ürünlerimiz dış kaynaklı olduğu için o ürünlerde birazcık fiyatlarda farklanma oldu. Bazı ürünlerimiz atıyorum 100 gram alacaksa da 50 gram alıyor. Azalma oldu diyebilirim yani. İnsanlar biraz temkinli davranıyorlar. O yönden tabii maddi yön birazcık insanları kısıtlıyor diyebilirim. Her yıl yüzlerce hayvan trafik kazalarında hayatını kaybediyor. Çoğu kez sürücüler kazanın ardından hiçbir şey olmamış gibi yollarına devam ediyor. Aslında trafik kazalarında tüm veterinerlik masrafını sigorta şirketi karşılıyor. Peki sürücüler bu tür kaza durumunda ne yapmalı? Veteriner hekim İhsan Tezgiden'e sizler için sorduk. Trafikte her yıl binlerce sokak hayvanı hayatını kaybediyor. Sürücülerden korkup kaçan da oluyor, umursamayıp devam eden de. Veteriner hekim İhsan Tezgiden, sürücünün herhangi bir sokak hayvanına çarptığı zaman veteriner masraflarını sigorta şirketinin karşıladığını söyledi. Normalde sahipli ya da sahipsiz herhangi bir köpeğe trafik kazası ya da trafikte olan bir kazadan dolayı trafik sigortasının karşılanmasıyla alakalı öncesinden bir zaten bizim uygulaması vardı ve trafik sigortası bunu karşılıyordu. Daha sonra süreç bunu kaldırıldığına dair hatta karşılanmasıyla alakalı çok ciddi problemler vardı ve şimdi artık gündemde değil. Yalnız şöyle bir durum var. Şu anda en azından bazı bu aracı kurumlar olsun, bazı en azından danışmanlık firmaları herhangi bir şekilde sahipli ya da sahipsiz herhangi bir sokak hayvanı olsun, sahipli kedi ya da köpekle alakalı trafik kazası olduğu zaman direktman trafik sigortası bunların bütün masraflarını zaten karşılayabiliyorlar. Bununla alakalı tabii ki yasal prosedür biraz çok fazla, evrak ve bir takım böyle protokol geri yapılması işlemler çok fazla olduğundan dolayı bu danışmanlık firmalarına en azından başvuruda bulunarak onlarla alakalı hem o canlıların her türlü sağlık masraflarını karşılamasıyla alakalı hem yükümlülük altına girmemiş oluyorlar hem de aynı zamanda bütün sınırı olmaksızın o canlının tüm tedavi masraflarında çok güzel bir şekilde yapılmasıyla alakalı böyle bir imkanım var. Veteriner hekim Tezgiden sözlerine şöyle devam etti. Tabii ki yani bu konuyla herhangi bir şart belirtmeksizin trafikte olabilecek bir şeyle alakalı şöyle bir durum oldu. Bir köpeğe sahip ya da sahipsiz bir köpeğe vurup kaşımakla alakalı 1500 küsür lira civarında zaten cezai işlem uygulanmaktadır. Başka bir aracın köpeğe çarptığını gördükten sonrasında kendisi bir veteriner kliniğine götürdükten sonra eğer plakası belliyse bunu polise ihbar ettiği süre içerisinde hem o vurup kaçan aracın ceza almasını sağlamış oluyor hem de aynı zamanda o aracın yani aracın artık sigortası zaten karşılıyor bunu ama aynı zamanda bütün masraflarında o kişinin karşılanması sağlanmaktadır. Bu eskiden çok fazla böyle uğraşılan bir olay değildi. Yalnız günümüzde böyle bir şey var. Bir sokak kedisi ya da köpeğine sahipli bir köpeği vurup kaçmanın cezası vardır. Ve bu konuyla alakalı da hani emniyet birimleri çok ciddi derecede her türlü ihbar değerlendirip bunu değerlendirme alıyorlar.
Gastronomi şehri Afyonkarahisar denilince akla ilk gelen lezzetlerden biri Afyonkarahisar lokumu oluyor. Peki kış aylarında en çok hangi lokum tercih ediliyor? Kaymak dolmasına talep nasıl? Hepsi ve daha fazlası haberimizde. Cevizi var mı? Cevizi de beraber. Afyonkarahisar'ın geleneksel tatlarından biri olan, coğrafi işaret belgesi alan Afyonkarahisar lokumu kış aylarında da rağbet görmeye devam ediyor. Afyonkarahisar'da köklü bir firmada çalışan personel Kanal 3 Haber'e özel açıklamalarda bulundu. Gastronomi şehri olmasıyla tabii ki ürünlerimizi tanıtmaya başladık. Bunların tabii yansımaları oluyor ama mevsimsel değişikliklerden dolayı şu anda çok fazla bir müşteri yok şu anda işin açıkçası. İşte tatillerde genelde işte Afyon'daki otellerin doluluk oranlarına göre işlerimiz değişiyor. Şimdi Afyon denince akla kaymaklı lokum geliyor. Tabii ki dolayısıyla biz de kaymak lokumu icat eden firma olduğumuz için genellikle kaymaklı ürünler tercih ediliyor. Mesela kış aylarında yaptığımız bizim özel bir ürün var, kaymak dolması. Genelde onu istiyorlar. Kaymaklı Antep fıstıklı, sultan kaymaklı ve klasik kaymaklı olarak tercihler değişiyor ama genelde kaymaklı ürünler gidiyor. 12 hafta sonra gidecek. Bir şey olmaz. Yani girişte bir şey olmaz. Evet, meşhur kaymak dolması nasıl hazırlanıyor? Gelin uzmanından öğrenelim. Kaymak dolması gördüğünüz gibi ortasında manda kaymağı, dışı ince kaymak şekeridir. Kaymak dolması sadece kışın çıkan bir üründür. Bizden başka zaten üreten de yok. Gastronomide de var zaten ürünümüz. Kış aylarında olmazsa olmazımız. Genelde yabancılar çok fazla bilmez ama Afyon'un yerlileri çok iyi bilirler bunları. Bu özel bir tattır çünkü. Cevizi var mı? Cevizi de beraber. Karahisar Kalesi'nin çevresinde bulunan Afyonkarahisar'ın tarihi konakları 7'den 70'e herkesin ilgisini çekiyor. Bu konakların rengarenk görsel şölenini sizler için görüntüledik. Afyonkarahisar'da bulunan ve asırlardır dimdik ayakta duran ahşap tarihi konaklar görenleri kendine hayran bırakıyor. Afyonkarahisar'ın Çavuşbaş bölgesinde bulunan tarihi konaklar eşsiz manzaralar sunuyor. Hala ikamet edilen rengarenk bu tarihi konaklar Karahisar Kalesi'nin eteklerini süslüyor. Restore edilerek turizme kazandırılan rengarenk tarihi konaklar halen daha geçmişin izlerini taşıyor. Osmanlı döneminin ahşap oyma sanatıyla saman, kum ve topraktan oluşan özel bir harçla sıvanarak rengarenk bir görünüme bürünen tarihi evlerde bir yandan bölge halkı yaşamını sürdürürken diğer yandan da bölgeyi ziyarete gelen turistlerin uğrak yeri olmaya devam ediyor. Çavuşbaş bölgesini ziyaret edenler de kalenin eteklerinde rengarenk evlerde fotoğraf çekme imkanı bulabiliyor. Bu güzel haberle bültenimizi noktalamış olalım değerli izleyenler. Yeni hafta sizlere sağlık, mutluluk ve huzur getirsin. İyi akşamlar.